Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlerle hapishane işi bileklik modelini çalışmıştık. Şimdi ise iğne ile hapishane işi bileklik modeli çalışacağız. Biz sırayla çalışmıştık. Şimdi gerekli malzemelerimiz neler? 11'e 0 düzgün kesimli kum boncuğumuz var. Boncuk ipimiz var ve boncuk iğnemiz var. Bileklik yapabilirsiniz, küpe, kolye yapabilirsiniz. Ya da halka küpelerinizi bakın şu şekilde... Hani tamamen örebilirsiniz buraya kadar. Süsleme olarak kullanabilirsiniz. Bakın. Halka küpelerinize süsleme olarak yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Kullandığımız kum boncuklarının düzgün kesimli olması lazım. Yani boylarının birbirine eşit olması lazım. Eğer biri büyük biri küçük olursa düzgün bir iş ortaya çıkmaz. Şimdi başlayalım inşallah. 6 tane boncuk alıyorum. Şu şekilde. Bakın 6 tane boncuğumu aldım. Şöyle görüntüm netleşsin. Pembe, siyah, pembe, siyah, pembe, siyah. Yani 3 siyah, 3 pembe. 6 tane boncuğumu taktım. İpimin en altına geliyorum. Şuradan hemen boncuklarımın içinden iğnemi geçirdim. Burada bir halka yapıyorum. Ve hemen bir düğüm atacağım. Bakın şu şekilde. 1 2 3 tane düğüm attım. Böyle. Bu ilk sıram oluyor hanımlar. Şimdi hemen şuradan pembe boncuğumun şunları çekeyim görüntümü iyice netleşsin. Evet. Şu pembe boncuğumun içinden geçiş yaptım. Bakın buradaki en önemli püf noktam şu. İpim pembe boncuktan çıkmış ya. Pembe boncuk alacağım. Hangi renk boncuk alacağımızı bu belirliyor hanımlar. Buna çok dikkat edelim. Pembe boncuktan çıktım. Pembe boncuk aldım ve hemen şuradaki siyah boncuğumun içinden geçtim. Bakın şimdi ipim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk alıyorum ve hemen yanındaki pembe boncuğumun içinden geçiş yapıyorum. Bakın ipim pembe boncuktan çıktı. Pembe boncuk alıyorum. Ve hemen yanındaki siyah boncuğumun içinden geçiş yapıyorum. Yani hangi boncuktan çıkıyorsam o renk boncuk almam gerekir. Siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk aldım. Pembe boncuktan çıkmış ipim. Pembe boncuk alıyorum. Bakın ikinci sıram da bitti. Başlangıç noktama geldim. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu. Şimdi üçüncü sıradayım. İpim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk alıyorum. Siyah boncuk alıyorum. Şu alttaki değil üstteki boncuktan geçiş yapıyorum. Bu da ikinci püf noktam hanımlar. Alttaki değil. Üstteki boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. İpim pembe boncuktan çıkmış. Pembe boncuk alıyorum. Alttaki değil, üstteki siyah boncuğumdan geçiş yapıyorum. Bakın ipim siyah boncuktan çıktı. Siyah boncuk aldım. Alttaki pembeyi atlıyorum. Üstteki pembeden geçiş yapıyorum. İkinci önemli püf noktamız da bu. Bu iki püf noktamıza dikkat edersek... Gayet güzel şekilde modelimiz ortaya çıkar. İki renkle çalıştığımız için ve işte ipimizin çıktığı boncuktan, bakın siyahtan çıkmış ya, siyah boncuk aldığım için renklerini, yerlerini karıştırmanız gibi bir durumda söz konusu kesinlikle olmaz. Gayet rahat çalışırsınız. Bakın pembe boncuktan çıktı, pembe boncuk aldım. Alttaki siyah boncuğu atlıyorum, üstteki siyah boncuktan giriş yapıyorum. Siz zaten bunu çalışırken o kadar hani güzel bir şekilde anlayacaksınız ki kendini belli ediyor boncuk zaten. Hangi boncuğa giriş yapacağını belli ediyor. Bu birazcık altta, bu üstte, bundan giriş yapıyoruz. Onu kendiniz de gayet rahat anlayacaksınız. Pembe boncuktan çıktık. Pembe boncuk aldım. Alttaki siyahı atlıyorum. Üstteki siyahtan giriş yapıyorum.
Bakın siyah boncuktan çıktık. Siyah boncuk aldık. Alttaki pembeyi atladık. Üstteki pembeden giriş yaptık. Yaptığımız işlem hep bu hanımlar. Yuvarlak şekil almaya başladı zaten örgümüz. Pembe boncuktan çıktım. Pembe boncuk aldım. Üstteki siyahtan giriş yaptım. Bakın gayet güzel oluşmaya başladı. İpim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk alıyorum ve hemen alttaki pembeyi atlayıp üstteki pembeden giriş yapıyorum. Bakın yuvarlağım oluşmaya başladı. Elinizi çok gevşek tutmayın, çok da sıkı tutmayın hanımlar. Bakın pembe boncuktan çıkmış. Pembe boncuk aldım. Alttaki siyah boncuğu atlıyorum. Üstteki siyah boncuktan giriş yapıyorum. Şimdi siyah boncuktan çıktım ya. Siyah boncuk alıyorum. Alttaki pembeyi atlıyorum. Üstteki pembeden giriş yapıyorum. Pembe boncuktan çıkış yaptım. Pembe boncuk aldım. Alttaki siyahı atladım. Üstteki siyahtan giriş yaptım. Yaptığımız işlem hep bu hanımlar. Bu şekilde devam ediyoruz. İpim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk aldım. Bakın şu pembe biraz daha aşağıda duruyor. Şu biraz daha yukarıda duruyor. Hemen buradan giriş yapıyoruz. Yanındakini atlıyoruz. Peyote tekniğinde de böyle bir boncuk atlayıp diğerine giriyoruz. Bu da birazcık öyle hanımlar. Hemen bakın. İki tane siyahımız yan yana. Şu biraz aşağıda. Görüntüm iyice netleşsin. Şu boncuk biraz daha aşağıda. Bakın şu pembeyle yan yana duruyor. Ama şu biraz daha yukarıda. Hemen ona giriş yapıyorum. Siz zaten inanın kendiniz yaparken daha kolay yapacaksınız. Şimdi size biraz karışık geliyor olabilir. Çünkü boncuk kendini belli ediyor yani. Yerini belli ediyor. Bakın şu sırada göstermek istiyorum özellikle. Pembe boncuğum o kadar altta ki. Bu pembe de üstte. Hemen şuradan giriş yapıyoruz. Üstteki boncuğumuzdan. Bakın yuvarlağım oluştu gördüğünüz gibi. Pembe boncuktan çıkmışız. Görüntüm bir netleşsin. Evet. Pembe boncuktan çıkmış ipim. Hemen pembe boncuk alıyorum. Ve yanındaki siyahı aşağıda duran siyahı atlayıp biraz daha yukarıda olan siyahtan giriş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Bakın ipim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuk aldım. Hemen şu aşağıdaki pembeye atlıyorum. Yukarıdaki pembeden giriş yapıyorum. Artık bayağı sıra çıktık. Hani yerleri daha net belli oluyor. Pembe boncuğumu aldım. Çünkü ipim pembe boncuktan çıkmış. Hemen şuradaki siyah atlıyorum. Ve şuradaki siyahtan giriş yapıyorum. Bakın ipim siyah boncuktan çıktı. Siyah boncuğumu aldım. Şu arada kalan, bakın görüntümüz çok net. Arada kalan pembeyi atlıyoruz ve üstteki pembeden giriş yapıyoruz. İpim pembe boncuktan çıkmış. Pembe boncuğumu aldım. Şu aradaki siyahı atladım. Ve üstteki siyahtan giriş yaptım. Bakın gerçekten çok şeklim, desenim oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Son kez bir daha hatırlatma yapıyorum. İpim siyah boncuktan çıkmış. Siyah boncuğumu alıyorum. Yani hangi boncuk alacağımızı ipimizin çıktığı boncuğun rengi belirliyor. Bakın siyah boncuktan çıkmış siyah boncuk alıyorum. Yanındaki pembeyi değil, alçakta duran pembeyi değil onu atlıyorum. Hemen üstteki pembeden geçiş yapıyorum. İpim pembe boncuktan çıkmış. Pembe boncuk alıyorum. Alçakta duran boncuğumu atlıyorum. Ve üstte duran boncuğumdan geçiş yapıyorum. Hep bu şekilde hanımlar. Hep bu şekilde bu işlemi uyguluyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz.
Ve bu güzel desenimiz ortaya çıkıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.